المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. En hayırlı toplantılardan, buluşmalardan birisini yaşıyoruz şu anda. Şu kürsüye konuşmak için çıktığımda en mutlu olduğum ve en coşkulu olduğum an ne zaman biliyor musunuz? Karşımda sizin gibi gençler varsa çok coşkulu oluyor. Kur'an ayı diyoruz, Ramazan ayına. Kur'an Ramazan ayında nazil olmuştur, inmiştir. Ramazan ayı oruç ayı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Estaizu billah. Kütübe aleykumus sıyamu kemâ kütübe alellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. İşte püf noktası burada. Korunmak için ibadet ediyoruz, oruç tutuyoruz. Kötülüklerden korunmak, yanlışlardan korunmak, yanlış davranışlar içerisine girmemeye oruç vesile oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, oruç bir kalkandır. Oruç sizi korur. Eğitimimizi yürütürken en başarılı olmaya çalışalım. Çünkü biz en iyi işi yapmak için yaratıldık. Biz öğrenciliğimiz esnasında da en güzel öğrenciliği yapalım. Öğrenciliğimiz bittikten sonra hayata atıldığımızda en güzel işi yapalım. Öğretmen oluyorsak en güzel öğretmen olalım. Doktor olursak en iyi doktor olalım. Avukat olursak en iyi avukat olalım. Mühendis olursak en iyi mühendis olalım. Çünkü Müslüman olarak bu bizim vazifemiz. Yani öğrencilik sıralarında kendi alanımızla ilgili okumalarımızı zaten yapacağız. Ama inancımızı iyi öğrenmeye çalışalım. Medeniyetimizi iyi öğrenmeye çalışalım. Kültürümüzü iyi öğrenmeye çalışalım. Geçmişimizi, tarihimizi iyi öğrenmeye çalışalım. Eğer bu şekilde kendimizi donanımlı olarak hayata atılırsak başarımız kolaylaşır. Bulunduğumuz her yerde başarılı oluruz. İyi bir insan, iyi bir Müslüman oluruz. Peygamber Efendimiz Müslüman'ı tarif ederken "El Müslimu men selim, el Müslimu min lisanihi ve yedihi" buyuruyor. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların ya da başka bir rivayet var. El Müslimu men selim, el nasu min lisanihi ve yedihi. Müslüman insanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir. Emin olduğu kimsedir. Arkadaşlarımız bizden emin olmalı. Biz arkadaşlarımızdan emin olmalıyız. Çünkü biz Emin Muhammed'in ümmetiyiz. Muhammedül Emin. Güvenilen Muhammed. Güvenilirlik Müslüman şahsiyetin en önemli vasıflarından birisidir. Konuştuğu zaman doğru söyler. Yalan söylemez. Bu sene Ramazan temamız doğruluk. Doğruluk İslam'ın özü. Doğruluk Müslüman'ın özü. Dolayısıyla her yerde biz bunu anlatıyoruz camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde, konferanslarımızda, seminerlerimizde. Eğer doğru Müslüman olursak o Müslümanların oluşturduğu toplum doğruluktan ayrılmaz. Yalandan uzak durur. Hele şimdi sosyal medya dediğimiz alan o kadar doğru insanlara muhtaç ki, doğru sözlere o kadar muhtaç ki, sosyal medyada ne olur? Hep güzel şeyleri yazalım, güzellikleri paylaşalım. İyi şeyleri paylaşalım, iyi şeyleri yazalım. Kötülükleri paylaşmayın. Çünkü biz mümin olarak iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için varız. En önemli vazifelerimizden birisi de budur. Mümin, emri bil maruf, nehyi anil münker.
iyiliği emreder, kötülükten men eder. Mümin, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Canımız bize emanet, sağlığımız bize emanet, ibadetlerimiz bize emanet sevgili gençler. Teravih namazları, Ramazan'ın süsü teravih namazı. Kaçırmayın sevgili gençler. Teravih namazı hem ibadet olarak 40 secde yapıyoruz. Teravih namazı vesilesiyle 40 secde yapıyoruz. Secde Müslümanın Rabbine en yakın olduğu yerdir. Geçen 2 yıl gelmedi. Yani geldi de biz gidemedik, camilere gidemedik. Özledik, hasretini çektik. Bu sene elhamdülillah camilerimiz büyük bir coşku ile teravih namazına gidiyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, herkes, yaşlı, genç camilerimiz bu şekilde teravihle, sohbetle, mukabelelerle coşuyor. Cenab-ı Hak ömrünüzü bereketle eylesin. Başarılar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun. İftarınız bereketli olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Diyoruz bir hatıra fotoğraf çekimi için efendim.